Selamünaleyküm Kuşçu Camiası arkadaşlar, herkese günaydın diyeyim. Sabah saat 8. Şöyle kuşlarımızı, yavrularımızı uçuracağız. Şu iki yavrumu uçuracağım. Bir de yanlarına da şu arka tepeyi koyacağım inşallah. Ufak ufak böyle bir şey yapsınlar. Şimdi kuşlar da arkadaşlar yerlerini kızdırıyorlar. Şuradaki dumanlı yumurtlayacak. Şuradaki inşallah dumanlılarımız yumurtlayacak. Şuradaki boz dumanlıyı da şu işte bununla eş. Bunlar yumurtlayacak. Şu boz dumanlı uçacak. Nudi yumurtlamış. Şu boz dumanlı yumurtlayacaktı ama daha yumurtlamamıştı ama o fırladı zaten. O yerini kurmaya başlamışlar. Boz dumanlı yumurtlamamış. Nudimiz burada yumurtlamış. Dumanlarımız burada. Şimdi seni bir dışarı alalım. Sen değil. Sen de atla. Tamam, istediğimiz kuşları dışarı aldık. Hava arkadaşlar ya, yağmurlu. Neyse, kalktılar zaten. Hava yağmurlu ama hava güzel. Sıcak yani. Şöyle köyün şu yavrularımız daha ufak. Bakalım, şöyle ufak ufak bir nefeslenmesi lazım. Kuşların yükselmesi lazım ki anca kuşlar oyuna geldiği zaman nefesleri kuvvetli olsun. Bu çok önemli arkadaşlar. Şu alttaki boz dumanı da yükselse, onları yakalasa bu iş olacak. Yavaş yavaş takla dönmeye hemen başladılar. Şöyle. Yavrular iyi uçuyor. Aslında yavruları ikisini beraber uçursam da bu yetermiş. Yavrular kendi başlarını götürüyorlar. Ben bu boz dumanlıyım. Onlara rehberlik yapsın diye uçurdum ama bu çok atlardan uçuyor. Sağa sola çatıya atabilir. Kuşları da gidip doğruya da alıştırabilir. Çünkü birkaç defa yaptı o işi. Yavrular zaten kendi başlarına uçuyor. Ama onu hiç katmayayım bir dahaki uçumda aralarına. Bakalım yavrular iyi yükseliyor yavrular. Neyse, o da yükseldi biraz yanlarına. Hala da ufak ufak takla denemelerini yapıyor. Evet. Güzel. Arkadaşlar şimdi kuşlar, daha bunlar ikinci veya üçüncü uçumu. Daha önkilerini çekmemiştim. Şimdi bunları bu şekilde çekip işte gün gün, bakın mesela götlemeye başladım abi. Gün gün çekip bu şekilde bunların nasıl ilerlediklerini göreceğiz. Bunlar bizim küvesimizdeki mavilerin yavruları. Biri boz dumanlı, biri mavi atmıştı. İşte o şekilde yapacağız. Uçurmak da gerçekten kolay değil. Kış geldi çünkü. Hava şartları da zorlaşıyor. Ama elindekinin de ne olduğunu görmek için mecbur uçurmak zorundasın yani arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani o yüzden oyun kuşu beslemek bir meziyet. Çok da zorlu bir iş. Kostüm kuşunu kapalı bir yeriniz veya işte ne bileyim uçuracak yeriniz olmasa bile besleyebilirsiniz ama oyun kuşu öyle değil. Beslediğinizin de görmek istiyorsunuz çünkü. Kan tuttu mu, tutmadı mı? Nasıl? O yüzden de tabii ki uçuruyorsunuz aldığınız yavruları. Yüksel, 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 yüksel lan. Bak yine yaptı yapacağını diyecektim ha. Neyse. Bak gitti, attı yine oraya. Neyse, şu yavrular takılmaz ona inşallah. Takılmadı, neyse. Hadi bakalım mavi. Çok güzel. Şakırdamaya başladı. İlk şu şakırdamalar çok hoşuma gidiyor. Bunlar böyle bir nefeslenmesi lazım. Nefes yedikçe çok güzel olacaklar inşallah. Şu an uçum özellikleri gerçekten çok iyi bu kuşların. Yani çok hoşuma gidiyor. Performansları iyi. Uçmayı seviyorlar. Uçmayı seven kuş benim hoşuma gidiyor. Çünkü kuşları sağdan soldan toplamak
Öyle kuşlar zor oluyor. Hadi bakalım abi. Bak tam bir yoruldular. Kümesimizi açalım. Kümesimizi açalım. Şimdi önemli olan ikinci kuslu kuşları buraya indirmek. Neyse şöyle kuşlarımızı bir çağıralım. Neyse onlar uçuyor ya. Dur bakalım. Kümesin kapısında duralım da. En azından bir yere yumurduklarında. Aferin size be. Helal olsun size. Aferin. Bu uçum gerçekten çok iyi oldu bunlar için. Sabah uçumu vazgeçilmez olması lazım. Akşam da bir sefer uçursak, hatta vaktimiz varsa işte şöyle 4 gibi bir uçurup ondan sonra bir de sabah şey akşam bir daha uçurup 6.30 gibi filan kuşlar tam kıvamına gelir o zaman. Şimdi şöyle bunlar az uçsunlar. O ara biz operasyon yaparız. Kuşları hemen dışarı atarız. Kuşları da indiririz. Önemli olan bir yere yamulmadan kuşları aşağı alabilmek. Ay maşallah size be. Yamulmaya başladı. Mavi indi. Dumanlı da. Gel bakayım kızım. Gel. Aferin sana. İşte. Arkadaşlar başardığımız konu bu işte. Kuşlarımızı uçurduk. İneceği yerine indirdik. Başka bir yere sapmadan atmadan. Yani kuşlarda tüy de görüyorsunuz. Gerçi şu mavi tüyden çıktı ama. Şu bozdumanlı yeni girmiş. Ama güzel. Bozdumanlı daha iyi olacak ondan belli ki. Ya kuşlarımız çıktı dışarı şöyle bir. Gelin. Maşallah. Yeter. 5 dakika uyusunlar. Gelip yerine insinler. Akşam inanın daha farklı şeyler olacak. Şimdi güzel kuşlarımızın çoğu yumurtlayacak. Gördüğüm kadarıyla şu dumanların yavrularını bekliyorum. İnşallah o dumanlardan bir yavru çekeriz. Dedim yavrular bunlar arkadaşlar. Uçuran şu an havada olan yavrular bunlardı. Anası şuradaki mavi. Babası da oradaki mavi. İki tane zaten mavi var kümeste. Başka mavi yok. Onlar beyazlar şu bozdumanlı herhalde iyice şişirmiş. Sırtı şişmiş o yumurtlar. Büyük ihtimal bugün. Bunlar da herhalde yuvasını kızıştırmışlar. Bunlar da buraya yumurtlayacak. Kime geliyor? Şurada o zaman Nudi'miz yatıyor arkadaşlar. Kümesimizde durumlar böyle. Kuşlarımız şöyle bir taş toprak bir şeyler yesinler. 10-15 dakika şöyle bir dolansınlar. Ondan sonra kuşları koyarız kümese. Güzel. Aslında belki bir uçum daha yaparım. Çünkü güzel uçtular. İşte arkadaşlar uçum olayından bahsettiğim olay bu. Kuşun olduğu yere inmesini sağlamak. Görüyorsunuz etrafımız binalar dolu. Bu binaları atmadan indirebiliyorsanız kuşlarınız yerine çok güzel. Seyistiniz orada başlıyor. Ne kadar kuş önemliyse, kuşun kanı önemliyse o kadar da seyistlik de önemli. İnşallah bu kuşları başlatacağız burada. Size izleteceğim. Ama bu kuş başlamadan önce ben şurayı hazırlamam lazım. Çünkü buraya, tam buraya şu tarafa bir tane kare şeklinde, dikdörtgen şeklinde bir tane şey yapacağım. Tam buraya. Ya da şuraya işte şu alan bir yere. Çünkü hayvanları hep burada yemleyeceğim. Hayvanları direkt buraya alıştırmam lazım. En büyük sorunum çünkü şuradaki tel. Burada bir tane direk var. Bu tel en büyük sorun. O sorunu da halletmemiz lazım. O sorunu da o şekilde belki halledebiliriz. Çünkü bu taraf boşluk. Oradan kuş girip buradan vurup gidebilir. Telde mani olmaz ona. Maşallah. Bakalım arkadaşlar. İşte durumlar böyle. Yavruya bakın. Minnacık bir yavru.
benim burada büyüyen yavrulardan. Mavi kendini toparladı ama mavi tüyüne müyüne girdi, düzeltti kendini. O da düzeltir. Şimdi bu uçum kuşlarına arkadaşlar, uçurduğumuz kuşlara vitamin vermemezlik yapmayın kesinlikle. Polivit, sarasol diye vitaminler var. Eczanelerde bulabilirsiniz. Kuşlarınıza verin. Uçum kuşları da damız kuşlarınıza dahil. Ama uçum kuşları uçarken performans düşüklüğü yaşamasın diye muhakkak vitamin girin. Hatta bunun için uçum kuşları için özel ilaçlar, haplar falan da var. Ben onları kullanmıyorum. Burada zaten taşını, toprağını, yeşilliğini, her şeyi var. Burada hayvan her şeyi yiyebiliyor. Ben sadece özellikle vitamin takviyesi yapıyorum hayvanlarıma. Vitamin takviyesi olarak da dediğim gibi işte polivit veya sanosol veya başka elinizde bulunan vitaminleri kullanabilirsiniz bu iş için. Ben sanosol kullanıyorum. Elime geçtiği zaman polivit kullanıyorum. Yani çok da dert değil markası. Önemli olan işte içeriği ve işlevidir. Dediğim gibi şimdi kışla kış ayarları geliyor. Kuşlar tüyünden çıktılar. O yüzden de kuşlarınıza tam böyle bir bakım yapmanız lazım. Hayvanlar çünkü büyük bir stresten çıktılar. Şu an bakım zamanları. Hayvanlarınıza büyük ihtimal büyük olası şeyle sularına şey koyun. Probiyotik içeren ilaçlar koyun. Probiyotikleri eczanelerden bulabilirsiniz. Eğer probiyotik bulamıyorsanız kefir veya ev yoğurdu arkadaşlar. Ev yoğurdu sularına koyun ki hayvanlar bu zamanda kaybettiği mineralleri, vitaminleri onlardan sağlasınlar. Ve probiyotik ayrıca mide düzenleyicidir. Çok da kuşlar için faydalı. Sağ kuşlarınızda özellikle faydasını görürsünüz. Şimdi durumlar böyle. Ben bir sefer daha kaldıracağım arkadaşlar. Onun çekimini yapmayacağım. Ama gün uçurdukça yaptığım çekimleri size atacağım. Hem de siz de oradan izleyip kuşlardaki farklılıkları nasıl ilerlediğini göreceksiniz inşallah. Şu an mesela 5 tane koştu. İşte 3-4 gün sonra 10 dakikaya çıkaracak. Ondan sonra taklaya çevirip yükselmeye başladığında işte 1 saate çevirecek. Yani bu böyle devam edecek. Siz de nasıl işte bilmeyen arkadaşlar veya yeni başlayan arkadaşlar veya öğrenmek isteyen arkadaşlar için böyle bir şey yapacağız. Bunlar da çıktı. Maşallah, Subhanallah. Kuşlar çok hoşuma gidiyor. Bunların yavrularını yine burada kovalayacağız inşallah. Yine bu boz dumanlı arkadaşlar. Bu mavinin soyundan. Ondan sonra bir de hatta şu mavi, şu boz dumanlı, şu maviler. Şu dumanlı en büyük babaları. Arkadaki dumanlı babaları. Aynı soy kuşlar. Böyle bir orada bir damarımız var o şekilde. Ondan sonra durumlar böyle. Arkadaşlar, herkes kendine dikkat etsin. Güzel bir cumartesi günü sizin için diliyorum. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin abone olduğunuz kedi mi geldi? Burada da sıkıntı şey, kedi çok sıkıntılı. Kediyi kollamak lazım. Çünkü türlü bir tane götürebilir. Neyse arkadaşlar, kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.